Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli gönüldaşlarım, bizleri her kim, nerede ve ne şekilde izliyorsa Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun. Değerli polislerimize, değerli askerlerimize, değerli özel güvenliklerimize, bizleri araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde, ofislerinde, hastanelerimizde, eğitim kurumlarımızda izleyen tüm değerli gönüldaşlarımıza, TV 2000'e, İrşat Sohbetleri programına hoş geldiniz diyorum. Böyle aziz bir günde, böyle cemil bir günde, böyle muhteşem bir günde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, sizlerle beraber olmanın hazzını, sizlerle beraber olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bu güzelliği yaşatan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun diyoruz. Rabbimiz Teala Hazretleri nasip etti. Bu mübarek cuma gününde, böyle muhteşem bir günde yeniden sizlerle birlikte olduk. Bugün mübarek cuma. Bugün duaların kabul edildiği gün. Bugün aşkın muhabbetin en ileri seviyeye çıktığı gün. Bugün hayata yeniden merhaba diyebilmenin günü. Bugün tevbelerin, istiğfarların Allah katında kabul edildiği gün. Bugün sizlerle beraber olmanın günü değerli kardeşlerim. Bugün Allah nasip ederse sizlere aşkı anlatacağım. Bugün Allah nasip ederse eğer, aşkın dramını anlatacağım. Bugün Allah nasip ederse eğer, aşkın insanın içini nasıl sızlattığını anlatacağım. Buram buram, Medine'den gelen kokuyla İnsanın tüm iç dünyasını kaplayan Kabe-i Muazzama'nın muhteşemliğiyle bugün sizlere aşkı anlatacağım değerli dostlar. Allah'ım nasip ederse eğer, aşkın en garip halini anlatacağım. Aşkın en yalın halini anlatacağım. Kısaca aşkın muhabbetini anlatacağım. Rabbim nasip ederse eğer. Haydi bakalım. Hazırsak başlayacağız değerli dostlar. Haydi bakalım. Şöyle gönlümüzü, yüreğimizi, kalbimizi, beynimizi, gözümüzü televizyonlarımızın ekranlarına, TV 2000'in ekranlarına bir kitleyi verelim. Volümleri şöyle biraz daha yükseltiverelim. Seslerimizi biraz daha yükseltiverelim. Uzun zamandan beri anlatmadığımız bu aşkı anlatıverelim değerli arkadaşlarım. O açıdan biz sizlere diyoruz ki şöyle bir hazırlanın. Birkaç dakika bize müsaade edin. Değerli konuğuma bir merhaba diyelim. Kendisinin o muhteşem ilahisini alalım. Arkasından aşkı anlatacağım. Rabbimizin izniyle değerli kardeşlerim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Allah razı olsun. Elhamdülillah iyiyiz. Bugün abi aşkı anlatacağım. İstersen eğer ben anlatıma başlayayım. Sen aralara gir. Veya istersen şimdi sen bir ilahi oku. Aşkla ilgili bir ilahi oku. Arkasından hikayemize başlayalım. Bizim için hiç fark etmez. Nasıl programın akışı güzel olursa biz orada her zaman varız. Allah izin verirse. O zaman bir ilahi okuyalım. Daha sonra da peş peşe devam ederiz. Eyvallah. Bugün
aşkı anlatacağız güzel abim. Güzel bir gün. Izdırabını anlatacağız. Aşkın derdini, tasasını anlatacağız. Mevlana'nın da buyurduğu gibi, aşk ola, aşık ola. Bunu anlatacağız. O büyük üstadın yolundan gidenlerden olacağız inşallah. O büyük üstad aşkı ortaya koyan adamdı. O büyük üstad Allah aşkıyla yanıp tutuşup ne olursan ol gene gel, bin kere tövbeni bozsan da gene gel diyen bir üstadım. Mevlana'nın ortaya koymuş olduğu bu yolda ilerleyenler olarak sizlerle beraber olacağız. Rabbimizin izni keremiyle Allah'ım nasip ederse eğer, günün birinde, zamanın birinde, hayatın birinde bir adam vardı. Kendisini çokça seven bir adam vardı. Ailesini çokça seven bir adam vardı. Çocuklarına aşkı muhabbeti ortaya koyan bir adam vardı. Yüreğini ortaya koyan bir adam vardı. Yüreğini ortaya koyan bir adam vardı. Kendiyle beraber tüm insanlığın muhabbetle beraber cennete girmesini isteyen bir adam vardı. Yüreğinden Allah dediği zaman bir kez daha Allah çıkan bir adam vardı. Kendini Allah'a adayan bir de onun güzeller güzeli hanımı vardı. Onların muhteşem bir hayatları vardı. Yürekleri vardı. Ortaya koydukları din için, muhabbet için, Allah'ın yolunda gitmek için ihdinas sıratal müstakim, dost doğru yol üzere gidilen bir yol vardı, sistem vardı. Allah Azze ve Celle o aileye öyle bir rahmet vermişti ki o aile elini attığı her şey adeta altın oluyordu. Elini attığı her şey adeta fazlalaşıyor, çoğalıyor, muhabbet ehli oluyordu adeta. Elini attığı her şey kenara itilmiyor, adeta parlayıveriyordu. Hani ya altın düşünüverin, bir altın düşünüverin, çamura atsanız ne olur? Çamurda kirlenir sadece. Onu çıkarıp yıkadığınız zaman ne olur? Temizlediğiniz zaman aynı değerindedir. Altın çamurlandı diye, pislendi diye asla ve asla değerinden bir şey kaybetmez. İşte böyle altın kalpli bir aile vardı. Baba ve anne vardı. Ve bu baba ve annenin bir de engelli oğulları vardı. Engelli. Onlarla beraber hayatları vardı. Onlarla beraber
güzellikleri vardı. 7 yaşına kadar muhabbetleri vardı. 7 yaşına kadar normal bir hali vardı evladım. Evladın adı Mahmud idi. Mahmud evlatları vardı. 7 yaşına kadar zekası yerinde olan, gördüğünü hemencecik ezberleyebilen, ortaya koyabilen, kimsenin yardımına ihtiyacını duymayan bir Mahmud vardı. Evlatları vardı daha 7 yaşındayken. Bir gün annesine diyordu ki, anne, benim güzel anam, benim başım ağrıyor. Başım ağrıyor benim. Ben bu başımın ağrısını bir türlü çözemedim. Bir türlü bu başımın ağrısına, bu soruna bir çare bulamadım anne. Başım ağrıyor diyordu. Anne diyordu ki, oğlum, olur böyle şeyler. Sorun etme oğlum. Olur böyle. Sorun etme. Seni bizim sağlık ocağına götürelim. Doktor amcan bir ilaç yazı verir, geçi verir. Başın ağrıyor, normaldir diyordu anne. Anne çocuğunu sağlık ocağına götürüyordu. Sağlık ocağında aynen dedikleri gibi ilaçlar veriyorlardı, ağrı kesiciler. Eve geliyorlardı. Aradan bir hafta geçiyordu, 10 gün geçiyordu. Çocuğun baş ağrısı geçmiyordu. Bir gün gece vakti kalkıyordu. Ağlaya ağlaya, bağıra bağıra, ağlaya ağlaya, bağıra bağıra uyanıveriyordu. Uyanınca diyordu ki, anne, benim başım çok ağrıyor anne. Anne, benim başım çok ağrıyor annem. Benim başım çok ağrıyor anne diyordu. Bunun biraz ekosu mu fazla ya? Anne, benim başım çok ağrıyor diyordu. Annesi, evladım geçer inşallah diyordu. Evladım geçer bunlar diyordu. Evladım sen gel şöyle başını dizimin üstüne koyuver. Ben sana bir okuyayım evladım diyordu. Annesi abdest alıyordu. Yavrucağızının başını dizine koyuyordu da Kur'an-ı Kerim'den sureler ve dualar okuyordu. Başının geçmesi için, ağrısının geçmesi için. Bir bakıyordu ki uyuyakalmış. Oğlu Mahmud'u alıp yerine koyuveriyordu. Daha oğlu 7 yaşında. 7 yaşındayken o güzel oğlan daha 7 yaşındayken baş ağrısına düçar oluyordu. Baş ağrısına, o baş ağrısının getirdiği sıkıntıya, derde kedere, eleme düçar oluyordu. O güzel oğlan anne götürüveriyordu. Anne tekrardan babasının yanına geldiği zaman diyordu ki, bu oğlanın başında bir olay var, çözemedik. Bu oğlanın başında bir sorun var, çözemedik. Bu oğlanın başında bir sıkıntı var, çözemedik. Bunu bir başka hastaneye götürüverelim diyorlardı. Başka bir hastaneye götürüverelim. Baba, o nur yüzlü baba, o muhteşem baba, o cennet kokan anneyle beraber oğullarının elinden tutup
hastaneye götürüyorlardı. Diyorlardı ki bu oğlumuzun başı bir aydır takriben ağrıyor. Her türlü ağrı kesiciyi içmesine rağmen bu sorun çözülemedi. Her türlü ağrıyı, ağrı kesiciyi almasına rağmen ağrıları dinmedi. Oğlumuz daha 7 yaşındadır. Ne olur, ne olur bizlere, bu oğlumuza yardım edin diyordu. Anne ve baba çıkmazdaydılar. Çocuğu beyin bölümüne gönderiyorlardı. Diyorlardı ki madem böyle, bu normal bir hastalık değildir, beyin bölümüne gidiverin diyorlardı. Oradaki doktorlardan bir tanesi, bütün doktorlarımız muhteşem ama bir tanesi vardı ki nur yüzlü, ay yüzlü doktor. O çocukcağızın elinden tutuyordu. Başı yere düşmüş. Ağrıdan başını kaldıramayan, başı yere düşmüş. Sıkıntıdan dolayı başını yükseltemeyen çocuğu kucağına alıveriyordu o nur yüzlü doktor. Gidiyorlardı beraberce. Beyin tomografisi çekiyorlardı o çocuğa. Çocuğa tetkikler yapıyorlardı. Diyorlardı ki bu çocuğun beyninde bir ödem oluşmuş, bir ur oluşmuş. Bu çocuğumuzu beyin ameliyatı yapmamız gerek. Doktor anne ve babaya diyordu ki evladınız beyin ameliyatı olması gerek. Aksi halde bu çocuk ölür deyince babanın başının üstünden kaynar sular dökülüyordu da baba oracıkta yığılıveriyordu yere. Anne ne diyeceğini bilemiyordu. Anne ne yapacağını bilemiyordu. Anne bir anda kaynar suların başına döküldüğünü görüyordu anne. Yavrucağızına, can paresine ne olmuştu da beyninde uğur çıkıvermişti? Ne olmuştu da bir anda oynayan, gezen, dolaşan, anneyi babayı çok seven bu evladına bir anda nasıl olmuştu da daha sabi olan çocuğa beyninde uğur çıkıveriyordu? Uğur çıkıveriyordu bir anda. Anne yıkılıveriyordu oraya. Anne ile babayı uyandırıyorlardı. Anne ile babayı uyandırdıktan sonra diyorlardı ki bu evladımızı bizim ameliyat etmemiz gerek. Zor bir ameliyat. Yaşama olasılığı düşüktür, azdır. Bu teknolojiyle bu çocuğun yaşama olasılığı azdır. Azdır deyiveriyordu doktorlar. Çocuk, anne baba beraber eve dönüyorlardı. Diyorlardı ki bize birkaç gün müsaade edin, bir düşünelim. Bizim de akrabalarımız var, onlarla bir istişare edelim. Geri geliriz buraya diyorlardı. Doktor onlara söylemiyordu ama aciliyeti vardı onun. Eve dönüyorlardı. Mahmut bir gün sonra diyordu ki anne, artık ben seni bulantılı görüyorum nedense.
Çocuğun haberi yoktu beynindeki rahatsızlıktan. Anne ben seni artık bulantılı görüyorum nedense. Ben seni seçemiyorum. Annem misin, babam mısın seni ben bilmiyorum. Gözleri artık kapanmaya başlıyordu evladım. Mahmud'un gözleri kapanmaya başlıyordu. Anne akşamleyin babaya diyordu ki, bey bu çocuğun gözleri de kapanıverdi. Artık bizleri seçemiyor. Sadece ışığı görebiliyor. Onun dışında başka bir şey yok. Ne olur? Ne olur götürelim de artık. Ne olacaksa olsun diyordu. Ne olacaksa olsun deyiveriyordu. Tamam hanım, tamam. Sabah kalkar gideriz diyordu. O gece baba, Mahmud'un babası uyuyamıyordu. Uyuyamıyordu Mahmud'un babası. Gece teheccüd namazına kalkıyordu. İki rekat teheccüd namazı kıldıktan sonra ellerini açıyordu semaya. Ellerini açıyordu semaya. Allah'ım, veren de sensin, alan da sensin. Sen benim sahibim olduğun gibi oğlumun da sahibi sensin. Derdi veren sensin, dermanı veren sensin. Hastalığı veren sensin, şifayı veren sensin. Ey benim, ey benim, ey benim yüce Allah'ım, ey benim Allah'ım, ey benim Allah'ım, evladıma da acil şifalar ver. Ey benim Allah'ım, evladıma da acil şifalar verdiği veriyordu da ağlayarak seccadesini ıslatıveriyordu. Hüngür hüngür ağlayıveriyordu. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayri gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım. Senden gayri gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Baba seccadesini ıslatıyordu.
Allah için gözyaşı döküveriyordu. Oğlu için gözyaşı döküveriyordu. Allah'tan yardım istiyordu. Kuldan istemiyordu. Bunu iyi biliyordu. Allah'ın yardımını isteyiveriyordu. Allah'tan başka gidecek bir yeri olmadığını ortaya koyuyordu. Baba teheccüd namazına kalkar da en büyük, en yüce, malikül mülk olan Yaradan'ına dilekçesini verir de anne durur muydu hiç? Anne durur muydu hiç? Annenin yüreği parçalanır, annenin yüreği sızlar. Annenin oğluna olan aşkının ızdırabının çilesini çeker. Anne durur muydu hiç? Anne durur muydu hiç? Anne gider öbür odaya da Kur'an-ı Kerim'i açar. Fetih suresini okumaya başlar. Estağfirullah. İnna fetahna leke fetham mübine liyağfire leke Allahüme tekaddeme diye devam eden ayetleri okur. Arkasından açar Yasin suresini. Estağfirullah Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ale sıradın müstakim diye devam eden ayetleri okur. Anne Mahmud'unun doğmadan önceki halini hatırlar. Hamile kaldığı zaman gece bir rüyada, gece rüyasında daha önce arkadaşlık yaptığı ama sonradan bir trafik kazasında ölen kız arkadaşını görür rüyasında. Der ki senin oğlun olacak, oğlunun adını Mahmud koyuver ki masum olsun. Mahmud koyuver ki cennete gidiversin. Mahmud koyuver ki Allah'a kul, Resulüne ümmet olsun der. O rüyadan sonra o çocuğun adını Mahmud koyarlar. Doğduktan sonra anne onları hatırlar. Anne onları düşünür. Anne Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra sabah ezanı okunur. Hoca sabah ezanını okurken ellerini açar da der ki Allah'ım ezan ile kamet arasında yapılan dualar makbuldür. Ben de sana dua ediyorum. Ne olur can paremi, ciğer paremi, benim güzel yavrumu bana bağışla Allah'ım. Allah'ım can paremi, ciğer pareme ızdırap yaşatma Allah'ım de. Sabah olur Mahmud'unu kaldırırlar beraberce. Baba anne ve oğullarıyla beraber çıkarlar, yola giderler. Mahmud'un artık iyice gözleri kapanmıştır. Gözleri açıktır ama hiçbir şey görmüyordur artık. O beynindeki uğur artık gözlerine de sirayet etmeye başlamıştır. Hastaneye götürürler. Oğullarını yatırıverirler hastaneye. O nur yüzlü doktor yardımcı olur onlara. Güzelce bir yatak ayarlarlar, oda ayarlarlar. Mahmud'u yatırıverirler oraya. Derler ki Mahmud'un ameliyatı çok ağır geçecektir. Onun için
artık yanında kalmayı verin. Yanında üzüntülü durmayın. Morali yüksek olsun. Yarın ameliyatı alacağız. Oğlunuz ne istiyorsa yedirin, içirin. Sanki... Sanki oğlunuzla vedalaşın der gibi oldu. Sanki oğlunuzun ne isteği varsa, son arzusu neyse onu yerine getirin der gibi oldu. Baba ve anne tevekkül etmişlerdir. Baba ve anne demişlerdir ki Allah'tan geldik. Ona döneceğiz. Veren de o, alan da o, ortaya koyan da o. Bizleri yaradan da o, alacak olan da odur. Artık tevekkül etmişlerdi. Tevekkülün en ileri merhalesine gelmişlerdi. Kolay mıydı? 7 yaşındaki evlatları hastalanıyordu. Ve doktorlar diyorlardı ki bundan bunun çıkması zordur diyorlardı. Kolay mıydı? Bir babaya anneye kolay mıydı ki bu? Onlara kolay gelsin. Gece oğlu veriyordu. Baba da, anne de oğullarının yanındaydılar. Artık oğullarını serum bağlamışlardı. Uyuyuveriyordu artık oğulları. Sabaha az bir vakit kalmıştı. Anne şöyle bir rüya görüyordu. O kısacık uyku aralığında kısacık şöyle bir rüya görüyordu. Sanki Medine-i Münevvere'ye gidiyorlardı. Sanki oraya gidiveriyorlardı. Baba, anne ve oğullarıyla beraber. Sanki Medine'deydiler. Muhteşem bir Medine'nin kokusu vardı. Muhteşem bir miskamber kokusu vardı. Resulullah'ı has kokusu vardı sanki. Denizleri yakan muhteşem bir koku vardı. Sanki Medine'de oğullarıyla beraber giderlerken birden bir yıldırım çarpıyordu da oğullar orada vefat ediveriyordu. Oradan yaşlı amcanın bir tanesi geliveriyordu. Bunlara Türkçe olarak diyordu ki oğlunuz şehittir evladım, üzülmeyin. Üzülmeyin, oğlunuz şehittir. Oğlunuz size mahşer meydanında size taş giydirecektir. Üzülmeyin evladım deyip çıkıveriyordu. Anne birden irkiliveriyordu, uyanıveriyordu. Bu da neyin nesiydi ki? Nereden çıkıverdi? Babaya söyleyiveriyordu anne. Rüyamda ben böyle gördüm diye. Baba tevekkül ehliydi. Baba evladına şöyle bir bakıp diyordu ki oğlum Mahmut, isterdim ki büyük adam olasın. İsterdim ki okuyasın, insanlara dinini öğretesin. İsterdim ki vatanına milletine hayırlı evlat olasın. Sen gene hayırlı evlat oldun. Ölürsen şehitsin, sabisin çünkü sen. Kalırsan baş tacısın. Bu baba ölene dek senin hizmetinde bulunur. Bu baba ölene dek
senin arkanda olur evladım deyiveriyordu. Ağlayan oğluna bakıp da. Azrail başıma geldiği zaman, geldiği zaman kırılır el ayak, kol yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman, din ile iman. Çekilir dünyadan kol yavaş yavaş. Alıyorlardı, sabah oluyordu. Alıveriyorlardı onu. Evladını alıveriyorlardı ameliyathaneye götürmek için. Hemşire hanıma anne diyordu ki bir dakika müsaade eder misiniz diyordu. Oğlu uyanıktı, görmüyordu ama duyuyordu. Oğlum beni duyuyor musun deyince evet anne duyuyorum diyordu. Oğlum bilesin ki ben seni çok seviyorum. Oğlum bilesin ki ben senin yanındayım hep, sakın korkmayasın. Oğlum ben hep seninle beraberim diyordu. Oğlandaki cevaba bakın. Annesine diyordu ki anne ben korkmuyorum ki. Benim yanımda benim yanımda benim dedem var. Şu an dedem elimi tutuyor, beraber gidiyoruz. Ben korkmuyorum ki anne diyordu. Ben korkmuyorum anne, sen dedemi görmüyor musun deyince oğlum göremedim deyiveriyordu. Babası son kez oğlunun yanaklarını öperek Allah'ım yar ve yardımcın olsun diyordu. Allah'ım yar ve yardımcın olsun deyiveriyordu ona. Götürüveriyorlardı ameliyathaneye. Baba geride sandalyenin üzerine yığılıveriyordu. Allah'ım, Allah'ım, bize düşen görev, kula düşen görev tevekkül etmektir. Ben sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Allah'ım yardımı yalnız senden istiyorum. Oğlumuz için hayırlısı neyse onu nasip et. Senin vereceğin karara asi ve isyankar olmayanlardan eyle diyordu. Evladı içeri götürüveriyorlardı. 15 saatlik bir 15 saatlik ameliyattan sonra gelip doktor diyordu ki durumu bu evladın çok kritik. Devam edebilir de kalabilir de diyordu. Sizi içeriye alamayız, yoğun bakımdadır. Yoğun bakımda kalacak. Eğer çıkarsa normal odaya alırsak o zaman yanında kalabilirsiniz diyordu. Yoğun bakımın camından çocuklarına bakıyorlardı. Anne ve baba bir an olsun oradan ayrılmıyorlardı. Yoğun bakımın üçüncü gününde, öğlen vakitlerinde yoğun bakımda müthiş bir hareketlenme oluyordu. Herkes Mahmud'un başına toplanıyordu. Herkes, herkes Mahmud'un başına toplanıp ne oldu ne oldu diye dışarıda bunlar bakarken doktor bunların yanına geliyordu da. Doktor bunların yanına geliyordu da diyordu ki evladınızı kurtaramadık. Evladınızı kurtaramadık deyiverince anne de baba da inna lillah
ve inna ileyhi raciun diye veriyordular. Tevekküle bakın. Aşka bakın. Muhabbete bakın. Allah Azze ve Celle'nin verdiği imana bakın. Oğullarının öldüğünü söylüyorlardı da onlar diyorlardı ki Allah'tan geldi. Ona döneceğiz diyorlardı. Allah'tan geldi. Ona döneceğiz diyorlardı. Anne diyordu ki hani ya ben bir rüya görmüştüm burada ameliyattan önce. Oğlunuz şehittir demişlerdi. Hatırladın mı deyince hanım ben de o rüyanın bir benzerini gördüm. Benim rüyama da Abdülkadir Geylani geldi. Benim rüyama da Abdülkadir Geylani Hazretleri geldi de sen ne kadar büyük bir baba oldun. Sen ne kadar yüce bir baba oldun. Senin oğlun bizlerin yanına geliyor. Üzülme, sevin. Senin oğlun bizlerle beraber. Senin oğlun Allah'ın veli kullarıyla beraber. Senin oğlun şehitlerle beraber. Senin oğlun sıddıklarla beraber deyiveriyordu. Deyiveriyordu ona. Oğlunun şehit olacağını, oğlunun vefat edeceğini o günden biliyordu baba. Tevekkülünü ortaya koyuyordu da feryadü figan etmeyi veriyordu. Aşkından düştüm ben bu yollara, bulamadım şu derdime bir deva. Rabbim sen kavuştur beni Ravzana, varıp da yüzümü sürsem ne olur? Allah'ım, 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 hastalıktan dolayı vefat eden değerli kardeşlerimize, büyüklerimize şehitlik mertebesi nasip eyle. Allah'ım, sabi yaşta vefat eden kullarının annelerine, babalarına şefaat etmeleri nasip eyle. Allah'ım, bizlerin de bütün hastaların da şifasını ver. Allah'ım, hastalıklarımıza şifa, dertlerimize devalar ver. Allah'ım, hasta olan evlatlarımızın annelerine, babalarına sabır ihsan eyle. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tüm şehitlerimiz için, tüm geçmişlerimiz için, Allah rızası için. El Fatiha. Yeniden birlikteyiz değerli dostlar. Sizlere bugün bir anne ve babanın ızdırabını anlatmaya çalıştık. İnşallah böyle üzücü olaylar bizlerin başına gelmez diyelim değerli kardeşlerim. Ne yapacağız? Sizlerden gelen soruları alacağız. Sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Ve sizlerin aramış olduğu canlı yayın telefonlarına cevap vereceğiz değerli dostlar. Takriben bugün cuma çünkü değerli dostlar. Bugün 2 saat programımız. Cuma saatinde cuma duasıyla birlikte olacağız değerli dostlar. Ne yapıyoruz şimdi? Halit abinin soracağı ilahilerle, sizlerin göndermiş olduğu ilahilerle ne yapacağız? Program sorularla başlayacağız. Bugün
demin anlattığım o aşk hikayesinin etkisinde kaldık. Biraz ilahiler diyorum, kusura bakmayın. Sorularla ne yapacağız? Devam edeceğiz. Haydi Halit abi, vira bismillah diyelim. Merhabalar hocam. Benim bir sorum var size. Benim abim rahmetli oldu ve namaz kılıp sonradan da namazı bıraktı. Şimdi ben onun kabir azabı çekip çekmediğini bilmiyorum. Çok da korkuyorum. Onun için ne yapabilirim? Hangi sureleri ve duaları okurum? Ruhuna hediye edebilirim. Günahları azıcık da olsa hafifler mi? Bana böyle bir şey anlatabilir misin demiş kardeşimiz. Bir soru sormuş. Şimdi insanı hayatını nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle haşrolur. Yani ne yapılır? Hesabı görülür. Şimdi söylediğiniz kadarıyla, anladığım kadarıyla, yanlış değilse eğer, siz diyorsunuz ki benim abim namaz kılardı, ibadet yapardı. Sonra namazını, niyazını bıraktı, her şeyini, sonra vefat etti. Evet. Şimdi azap çekiyor mu, çekmiyor mu? Umulur ki çekmez. Umulur ki çekmez. Ama ortada görünen bir vaka da var. Gerisini biz bilemeyiz. Siz her gün muhakkak Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuyup onun ruhunu hediye edebilirsiniz. Nedir o bölüm? Fatiha okuyabilirsiniz. Neye gücünüz yetiyorsa. Neye gücünüz yetiyorsa. Onun adına hayır hasenatta bulunabilirsiniz. Mesela bir Kur'an kursuna bir 10 lira para verirsiniz. Abimin, vefat eden abimin hayrı için dersen mesela kalmaz. Niyet önemlidir burada. Kimseye bunu söylemene gerek yok. Namaz kıldıktan sonra elini açıp Allah'ım bana güzellik ihsanıyla derken Allah'ım abimin de yar ve yardımcısı ol diyebilirsin. Bununla birlikte abiniz için elden gelen gayreti sarf edebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyabilirsiniz. En önemli mesele Kur'an-ı Kerim'den vefat eden insanlara sureleri, ayetleri okumak. Bir diğeri de hayır hasenatta bulunmak. Nedir hayır hasenat? Mesela bir tane dua kitabı alıp buradan ihtiyacı olan birine vermek. Evet. Burayı abi daha dün aramadılar mı? Canlı yayında demiyor muydu o? Bir hanımefendi işte benim durumum yok, alamıyorum. Evet. İşte çocuklar sıkıntılı vesaire, alamıyorum, evet, demedi evet. mi? Evet. Burayı arayan bir sürü insan oluyor. Biz almak istiyoruz, Mehmet Hoca'nın kitabını almak istiyoruz ama durumumuz yok, alamıyoruz. Hatta ve hatta bazıları buraya mesaj atarken bile, telefonla ararken bile çağrı bırakıyorlar. Arayıp işte ben bunu istiyorum demiyorlar, çağrı bırakıyorlar. Bizim buradaki çağrı merkezindeki arkadaşlarımız arıyorlar tekrardan, o zaman söylüyorlar. Dolayısıyla mesela abinizin bu mübarek cuma gününde abinize hayır hasenatta bulunmak istiyorsanız bir 5 tane 10 tane bundan alıp evet. bu kitaba ihtiyacı olan ama alamayan insanlara dağıtırsanız bu kitaptan okuduğu dualardan insanlar feyiz bereket gördükleri zaman bundan ne kadar okursalar o insanlar abiniz de o kadar sevap alır diyelim. Hayır. Değerli kardeşimize. Hocam benim bir sorum var. Abim 35 senedir evlenemiyor. Şu anda 46 yaşında. Hocam bunu neye bağlıyoruz biz? Acaba büyü mü var, muska yapılmış, nazar mı var diye düşünüyoruz abi demiş. Abi cevabını verdin yani zaten. Onun için onu da anlattım ben bir ya. Bir sonra söylemeliydim bunu. Yok şimdi hani dedim ya gelecek sorular peş peşe ona, diye. Bu soruya zaten cevabını verdim. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Ona. Evet ama şimdi çok enteresan bir soru var. Telefon var? Alayım ondan sonra devam edelim. Alo. Alo. Alamadık abi, senden devam et. Bazen değerli izleyicilerimize şunu söyleyelim. Sonuçta değerli dostlar, teknolojiyle çalışıyoruz, kul yapısı. Bazen hatalar olur, normaldir. Sorun etmemek lazım. Bazı hatalar olabilir. Sıkıntı yapmamak lazım. Düşmüş hatta, yapacak bir şey yok. Evet abi. Günaydın hocam. Biz sizleri sürekli olarak izliyoruz. Şanlıurfa'dan arıyoruz. Arıyoruz yazmış aslında, dinliyoruz diye. Hocam biz 5 kardeşiz. En küçük kardeşimiz evlendi, bizler evdeyiz. Ne gelen var ne de dünür olan var. Bizim sıkıntımız büyük demiş, dua eder misiniz, ne yapmamız lazım demiş kardeşimiz.
Allah Azze ve Celle kendilerinin yar ve yardımcısı olsun. Allah Azze ve Celle kendilerine güzellik ihsan eylesin. Hayırlısını nasip eylesin. Bu kısmet işi, kader işi Allah'ın elindedir. Bize düşen görev, ben daha önceden de burada anlatmıştım, evlenemeyen kadınlar ve evlenemeyen erkekler için. Önce beyinde kendimiz, biz ben evlenmeliyim demelisiniz. Arkasından fiiliyata dökmelisiniz. Yani annenize, babanıza, arkadaşınıza ya aslında bir kısmet olsa evlenebilirim demeniz lazım. Bir de Allah Azze ve Celle'den yardım istemeniz lazım. Bunun dışında bir yol yok değerli dostlar. Yol bu. Bunun dışında bir yol bulamayız bilesiniz. Bunun dışında gidebilecek bir yerde yok. Bunu da ortaya koyuyoruz değerli kardeşlerim. Onun için de diyorum ki ne yapın? Yalnız ve yalnız Allah'tan isteyin. Kullardan değil. Eğer kullara bel bağlarsanız, umut bağlarsanız zarar edersiniz. Kullara eğer bu işi havale ederseniz zarar edersiniz. Her şeyden önemlisi. Bir, evlenmeyi niyet olarak ortaya koyacağız. İki, fiiliyat olarak arkadaşlarımıza, çevremize söyleyeceğiz evlenmek istediğimizi. Üç, kalben tasdik edip Allah'tan isteyeceğiz. Bunun da başka yolu yok. He, evlenemeyen kızlarımız için, evlenemeyen erkeklerimiz için dualar var mı? Var. Demin Halit abi söyledi zaten. Duaların esrarı kitabına başvurabilirler değerli kardeşlerimiz. Evet. Biz en azından böyle söylüyoruz. Evet abicim. Merhabalar hocam. Benim kocam kötülüklerden korunmam istiyor. Korunmamız gerekir diyor. Ve kendisi de kem gözler bana uğraşıyor. Benimle hani kem gözlerden korunmam da gerekir bana bakıyorlar böyle. Baktıkları zaman da sokak kadınlarına gözüme bir hoş gözüküyor ve onlarla beraber gidiyorum diyor bana. Ben de bunu kendisine sorduğumda bana diyor ki isteyerek olmuyor. Ben çaresizlik içerisindeyim diyor. Ne yapmam lazım demiş. Şimdi insanın bu şekilde hal hareketler, bu şekilde tavırlar içerisinde olması hoş bir durum değildir. Sokaktaki A vatandaşına, B vatandaşına, X vatandaşına böyle bu hal hareketlerde, bu tavırlarda durum bulunmak hoş bir olay değildir. Dinen doğru değildir bir kere, her şeyden önemlisi. Böyle bir işten kurtulmak için ne yapmak lazım? İradeyi ortaya koymak lazım önce. Önce iradeyi ortaya koyacağız. İrademiz ne değerli dostlar? İrade ne? Değerli arkadaşlarım. İrade ne? İrade şu. Ben sokaktaki X vatandaşına kötü gözle, şehevani arzularla bakmayacağım. Buna nasıl bakmayacağım diye sorarsanız şayet, önce niyet önemli dedim ya. Bunu ortaya koyduk. Ondan sonra da derseniz ki nasıl yapacağız, bunun yolu nedir diye sorarsanız, ben yolunu da derhal cevaplayayım size. Yolu da şu değerli kardeşlerim. O insanın iradesini ortaya koyabilmesinin tek yolu var. Allah Azze ve Celle'den yardım istemek. Yardım nasıl isteyecek? Öyle 112 acil servisini arayamazsınız. İşte 155 polisi arayamazsınız. Yardım böyle istenmez. Yardım yalnız ve yalnız Allah'ın dinini yaşayarak istenir. Allah'ın kitabına başvurularak istenir. Dua ederek istenir. Ortaya imanımızı koyarak istenir. Allah Azze ve Celle'nin yolundan giderek istenir. Şöyle düşünün. Bir Müslüman düşünün. O Müslüman ibadetlerini, taatlarını yerine getirmiyor. Başından her türlü belalar, sıkıntılar geçiyor.
Ama bir türlü bu Müslüman din kardeşimiz Allah'tan yardım istemeyi aklına getiremiyor. Bu neden? Şeytandan değerli kardeşlerim. Şimdi burada Halit abi yanımıza bir misal verelim. Halit abi mesela senin başına bir bela gelse, sıkıntı gelse, problem olsa ki herkesin başına gelir. Senin evet, de geliyor, evet. Bizim de geliyor. Gelecek de. Soruyorum abicim sana ben. Eğer biz Allah'tan yardım istemeyi unutur da başkalarından yardım istersek ne olur? Sıkıntıya biraz daha düşeriz. Allah'tan nasıl yardım isteyeceğiz? Allah'ım bana yardım et diyerek değil. İbadetlerimizi yaparak, asgari ibadetlerimizi yaparak, duamızı ederek. Hani hatırladın mı abi? Dün ne dedik? Allah'ın koruması altına girebilmek. Evet. En büyük kalkan, en büyük koruma Allah'ın korumasıdır. En büyük koruma Allah Azze ve Celle'nin korumasıdır. Özellikle bunu söylüyorum. En büyük koruma Allah Azze ve Celle'nin korumasıdır. Benim değil, insanların değil. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Değerli arkadaşlarım, insanlar ne yapıyorlar? İşte evlerine kameralar döşetiyorlar. İşte alarm sistemleri koyuyorlar. Özel güvenlikler koyuyorlar. İşte özel bodyguardlar tutuyorlar. Ama adamın birisi başına bir iş gelecekse, o adamın başına iş gelecekse, o kadının başına iş gelecekse gene geliyor. Bunların hepsi suni değerli dostlar. Orijinal olan, tek olan Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşayarak ondan yardım istemek. E peki bunu nasıl isteyeceğiz değerli dostlar? Basit, kolay. Allah'tan yardım istemek parayla olmuyor. Eve elektrik döşeteceksek, eve güvenlikle alakalı cihazlar döşeteceksek hepsi para. Ama Allah diyor ki ben para almıyorum diyor. Peki Allah Azze ve Celle'nin güvenliği altına nasıl gireceğiz, koruması altına? Parasız, sıkıntısız, problemsiz, senetsiz, kefilsiz, faizsiz, kredi kartsız, sorunsuz nasıl gireceğiz? Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşayarak. Dinini yaşamaktan kastımız şu değil değerli arkadaşlarım. Yani bazıları diyorlar ki beni eleştiriyorlar. Ya hoca da bazen abartıyor diye. Değil arkadaşlar bakın. Dinimizi yaşamaktan maksadımız şu bizim. Asgari olan görevlerimiz var. Günde 5 vakit namaz kılmak. Bu bizim asgari görevimiz. Senede 1 ay oruç tutmak. Ramazan orucu farz olan. O bizim asgari görevimiz. Paramız varsa zekat vermek, paramız varsa hacca gitmek. Kelime-i şehadeti zaten getirmek zorundayız. Müslüman olmanın şartı. Bu iki tane önemli şartı yerine getirdiğimiz zaman dolayısıyla asgari olarak ibadetlerimizi yapmış oluyoruz. Mevzu bu değerli dostlar. Başka bir şey değil yani. Zorlaştırmaya gerek yok. Kadınlarımız, kızlarımız Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ne yapacak? Başını kapatacak. Elbisesini geniş ve insanların ona bakıp da vay be kadına bak demeyecek şekilde giyinecek. Mevzu bu. Dün abi yolda yürüyorum. Dün yolda yürüyorum güzel abim. Evet. Radyoya gidiyorum. Zeytinburnu'ndayım. Arabayı park ettim. Sen oraları biliyorsun. Evet. Arabayı park ettim. Yani enteresan bir olay olduğu için söylüyorum. Arabayı park ettim. İndim aşağıya. Birazcık yol yürümem gerekiyor. Böyle bir 100-200 metre kadar. Bir baktım. Bayanın biri benim önümde yürüyor. Mini etekli. Üzerinde dekolte bir kıyafet. Ama bu arada havada biraz serin ya. Akşam üzeri saat 6 gibi. Üşüyor ha, titriyor böyle bu arada. Allah Allah. Kendi kendime diyorum. Yani üşüyorsan niye böyle giyiniyorsun? Yani. Üşümüyorsan niye böyle titriyorsun sen soğuktan? Kendi kendimize ızdırap etmenin bir gereği yok değerli arkadaşlarım. Güzel görüneceğiz diye kendi kendimizi
sıkıntıya sokmaya ihtiyacımız yok değerli arkadaşlarım. Din çok basit ve kolay. Eskilerinin tabiriyle vay efendim şeriat gelecek, vay efendim milletin kafatasını alacaklar, vay efendim derisini yüzecekler, vay efendim burası işte birkaç tane devlet var onlara benzeyecek, vay efendim şunlar olacak bunlar olacak. Hiçbir şey olmadı, yok öyle bir şey. Oldu mu abi? Olmadı. Yok öyle bir şey. Olur mu? Zor. Olmaz. Yok öyle bir şey ya. Bizim bakış açımız ayrı, onların bakış açısı ayrı ya. Bizde ne var değerli dostlar? Bizde ne var? Özgürlük var. Biz insanlara diretmiyoruz. İlla çarşaf giyin, illa başınızı kapatın, diretmiyoruz. İlla camiye gidin, namaz kılın diye diretmiyoruz. Diyoruz ki Allah böyle emrediyor, ister yap ister yapma. Yaparsan sevaba, yapmazsan günaha gireriz diyoruz. Abi bir telefonumuz var. Alayım ondan sonra devam edelim. Alalım abi. Alo. 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 Buyurun efendim. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Buyurun efendim. Sizi dinliyorum. İstanbul'dan bizi arıyorsunuz. Evet. Ya hocam ben şimdi size soru soracağım. Şu televizyonunuzun sesini bir kapatın ondan sonra devam edelim yoksa hattan alacağım. Evet, tamam. Evet hanımefendi acil. Acele edelim. Hocam ben şimdi 4 sene önce ben şeye gittim. Kur'an kursuna gittim Eskişehir'e. Ailemin durumu da hiç yoktu. Ondan sonra ben de İşte dedim geldim çalışmaya başladım. Çalışmaya başladıktan sonra da Kur'an'ı bıraktım. Ne yapmam gerekiyor hocam? Yeniden Kur'an-ı Kerim'i okuman gerekiyor. Yeniden yerim Kur'an-ı Kerim'i... Yerim müsait değil hocam. Efendim? Anlayamadım. Yerim müsait yerim değil. Müsait akşamları... Neden? Ya... Şimdi yorgun argın geliyorum. Kur'an-ı Kerim'e de bakamıyorum. İyi de o senin sorunun. O Kur'an-ı Kerim'in sorunu değil ki. O senin sorunun. Yani ona Kur'an-ı Kerim'in burada bir hatası yok haşa. Sizin sorununuz. Az çalışacaksın. Sizden dua isteyebilir miyim hocam? Şimdi bakın dua ederiz etmesine ama önce kendi problemini kendin çözmen lazım. Nasıl? Onu da söyleyelim. Daha az çalışma saatleri olan bir yerde çalışırsan, daha az yorulacağın bir yerde çalışırsan, parası daha az olan bir yerde çalışırsan ne olur? Kendine de vakit ayırırsın. Yani dini vecibelerini yapacağın bir sistemin içerisine girersin. Bakın hanımefendi şunu unutmayın. Günler gelir geçer. Haftalar geçer, aylar geçer, yıllar geçer. Bir şekilde hayatınızı yaşar gidersiniz. Evet. Vefat edersiniz. Ben de vefat edeceğim gibi. Herkes gibi. Ve o gün çok geç olur bu iş. Onun için ben size diyorum ki bugün ne yapın? Bugün bir karar verin. Ben bir Müslüman bir bayan olarak kendi açımdan söylemiyorum sizin açınızdan diyorum. Bir Müslüman bayan olarak ben artık kendi iaşemi idame ettirebileceğim kadar çalışacağım. Fazlasını ise ne yapacağım? Kur'an-ı Kerim'e okumaya, ibadetlerimi yapmaya ayıracağım demen lazım. Neden? Kur'an-ı Kerim mahşer gününde Kur'an-ı Kerim'i okumayanlardan davacı olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisidir. Senede en az 2 defa insan ne yapmalıdır? Hadis-i şeriflerde vardır. Hatim yapmalıdır. Evet. Kur'an-ı Kerim'in davacı olmaması için. Niye? Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür. 30 cüz. 600 küsür sayfa işte. Tamamı bu. 6250 civarında da ayet-i kerimesi var. Bunu senede 2 defa okuman gerekir. En az. O zaman Kur'an-ı Kerim davacı olmayacak. Mahşer gününde. Şimdi ben size soruyorum. Dünya hayatında
kazandığınız para mı, mahşerde Kur'an-ı Kerim'in davacı olması mı? Bir soru daha soralım, ondan sonra kapatalım. Sizce pahalı bir hayat yaşamak, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmak ama ibadetlerini de kenara itip mahşer gününde rezil rüsva olmak mı, bu hayat mı? Bunların kararını siz vereceksiniz, ona göre hayatınızı devam ettireceksiniz. Tamam hocam. Hayırlı günler diliyoruz size. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Almadık mı hattan daha? Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Beni duyabiliyor mu ya? Al neyse hattan, yapacak bir şey yok. Evet abi. Evet abi, alalım. Hocam iyi dinle. Hocam ben eşimden cinler yüzünden boşandım. Oo. Evliyken evi yakmak istedim. Benimle ilişkiye bile girdiler. İkimiz de bir daha evlenmedik. Ailem beni başkasıyla evlenmek için baskı yapıyor ama ben korkuyorum. Yine cinler musallat olacak diye. Eski eşimden bir çocuğum var. Ona da musallat olurlar mı hocam demiş. Bir izleyicimiş. Nereden göndermiş bu bunu? Yerini söylememiş. Çünkü bu ileri merhaleye geçmiş. Artık buna benim yapacağım bir şey yok. Yani. Bu ileri merhaleye geçmiş. Buna benim söyleyeceğim buradan bir laf yok. Ama arka tarafı ararsalar, ben burada müsait olursam ondan kendisiyle görüşebilirim. Buradan benim söyleyeceğim bir şey yok. Bu ileri merhaleye gitmiş artık. Yani şöyle söyleyeyim. Bu işleri yapan bazı değerli hoca efendiler var. Onlara gidilmesi lazım. Ama %90 üç kağıtçı düzenbaz bunların tamam. Milletin parasını almak istiyor. Başka bir şey yok. Şimdi bu ileri gitmiş biraz merhale olarak. O arkadaş bir de arka taraf arar veya beklerseler ona, onunla anca orada konuşabiliriz. Burada görüşemeyiz bununla. Evet. Evet abiciğim. Şimdiki soruyu da iyi dinle hocam. Alalım. Hocam eşim beni sattı. Hocam şimdi çok pişmanım diyor hocam. Bir de evladım var hocam, affedeyim mi demiş. Böyle bir soru cuma günü. Bu cuma gününde. Evet. Bazen değerli dostlar, sözün bittiği yere geliyoruz. Evet. Ben ne diyeyim şimdi? Bu ahlaksız, namussuzluk ne kadar diz boyu olmuş böyle artık ya. Söyleyeceğimiz söz kalmıyor bazen ya. Ben şahsen bittiğim anlar, tükendiğim anlar, sözün bittiği, artık her şeyin bittiği, durduğum anlar oluyor. Şekilada olduğu gibi. Bir insan karısını nasıl satar ya? Aynen şu ifadeyi ver abicim bir. Gösterelim şu vatandaşlara. Görüyor musunuz? Özkan Bey, yakından alabiliyor musun bunu? Görünüyor mu şu anda? Okuyabiliyorsunuz değil mi? En aşağıdakini. Bakabilir misiniz? Yani şok oluyorum ben bazen. Ne diyebilirim? Bir koca karısını kıskanmıyorsa, bir koca karısını başkalarına satıyorsa, bir koca karısını başkalarına peşkeş çekiyorsa, o insan domuzun önde gidenidir. Deyyüşül ekberdir. O insanın cennet yüzü görme olasılığı yoktur. Tövbe etmediği sürece. Kabul olup olmayacağını ben bilemem. Allah bilir. Ben bilemem. Kota da koyamam. Onun için bir koca içki içebilir. Kumar oynayabilir. Bir koca yalan söyleyebilir. Bir koca namaz kılmayabilir. Bir koca ibadetleri yapmayabilir. Ama bir koca karısını satamaz. Bir koca kendi kadınını başkalarına veremez. Bir koca
kendisiyle evli olan bir kadını başkaları da peşkeş çekemez. Bu dinen yasaktır. Bu ahlaken yasaktır. Bu edeben yasaktır. Bu insan nazarında, insanın onurunda yasaktır değerli dostlar. Toplum nezdinde yasaktır. Yani her şey bitti de kadını satmak mı kaldı be ahlaksız? Her şey bitti de kadını başkalarına peşkeş çekmek mi kaldı? Her şey bitti de kendi kadınını başkalarına vermek mi kaldı? Nerede kaldı insanlık onuru? Nerede kaldı? Nerede? Nerede kaldı ya? Müslümanız değerli dostlar biz. Bakınız, Yahudi veya Hristiyan asla ve asla onlarda da yok. Yok, yok böyle bir olay. Böyle bir olay yok. Gizli kapaklı olur, o ayrı bir konu. Gizli kapaklı yapanlar günahını ortaya koyar. İnsanlık onuruna aykırıdır bu ya. Böyle insanları devletimiz, Sayın Başbakanımızdan, Aile Sosyal Politikalar Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan rica ediyoruz. Böyle insanları teşhir edin ya en azından. En azından teşhir edin. Bir siteniz olsun, orada teşhir edin. Filanca namussuz karısını satmış. O insana bir daha kimse kız vermesin. O insana bir daha hiç kimse selam vermesin ki görürsün. Osmanlı tarihinde 632 yıllık süreç içerisinde iki defa kol kesilmiştir. Hırsızlıktan dolayı. Niye? Niye değerli dostlar? Çünkü cezası ağır. Hangi kolundan hırsızlık yaptıysa onu kesiyor adam. Yolu yok. Zengini fakiri kim yaparsa hepsini kesiyor. Böyle bir şey olamaz değerli dostlar. Affetme diye bir olay da olamaz. Çünkü bu yenilir yutulur bir şey değildir. Affetme diye bir olay olamaz. En azından ben kendi adıma söylüyorum bunu. Bu kadıncağız Allah'a tevekkül etmeli. Allah'tan yardım dilemeli. Allah ona daha güzel bir kapı açacaktır. Şüphesi olmasın. Evet. Allah Azze ve Celle herkesi bilendir, görendir. Herkesin ne düşündüğünü anlayandır. Gizlisini de aşikarını da ortaya çıkarandır Allah Azze ve Celle. Onun için bu kadıncağız Allah'a sığınsın. Ve Allah Azze ve Celle de istesin. Allah Azze ve Celle ona en güzelini, en idealini verecektir. Hiç şüpheniz olmasın diyorum. Devam şimdi edelim abi. Selamun aleyküm hocam. Ben Erzurum'dan mesaj atıyorum. Benim erkek kardeşim var. Karısıyla araları iyi değil. Kardeşim başka kadınlarla konuşuyor ve zina ediyor. Ve evine bakmıyor. Geline ben bakıyorum. Kardeşim gelini döverken araya girdim. Birbirlerini ayırmak istedim. Araya girdiğim için de kardeşim bana tokat vurdu, kulağıma vurdu. Ve kulağımda darbe aldım. Şu an duymuyorum. Ben kardeşime hakkımı helal etmiyorum. Ben 43 yaşındayım. Sirekuz hastasıyım. Bana dua eder misiniz? Geline de dua eder misiniz? Eşi düzelsin. Şimdiden Allah razı olsun duanızı bekliyorum demiş Erzurum'dan bir izleyicimiz. Allah Azze ve Celle bunların da yar ve yardımcısı olsun. Rabbim Teala Hazretleri böyle ailelere güzellik ihsan eylesin. O adamcağızı, o ailesine bakmayan, kendi öz kardeşini döven, zina eden adamı da ıslah eylesin. Amin. Ne diyebiliriz? Islah eylesin. Yapacak bir şey yok. Islah eylesin. Yapacak bir şey yok. Bir de o adam, o şu Erzurum'dan gönderen değerli kardeşime ne diyelim biliyor musun abi? Evet. Surelerden hangisini biliyor musunuz? Evet. Bu tip konularda surelerden hangisini okuması gerektiğini işte duaların esrarı içerisinde var o. Evet. Eyvallah Halit abi, Allah razı olsun. Son bir soru alalım, ondan sonra araya girmemiz lazım. Bugün cuma ya, dönüşte evet de cuma duası evet yapacağız. Evet. Soru yok artık çünkü evet almayacağız. Ama ben bir soruya cevaplayayım şuradan. Tamam. Diyor ki biz sabah namazına kalkamıyoruz.
nasıl kalkabiliriz, duası var mıdır diye diyor. Yatmadan önce Euzu Besmele'mizi çekeceğiz. 3 defa Kevser suresini okuyup sağ tarafımızı üfleyip diyeceğiz ki Allah'ım biz sabah namazdan kalkıp sana ibadet etmek istiyoruz, nasip et diyeceğiz. Bu bir. Sabah namazını kılamadık diyelim. Kalktık ki saat 8 olmuş, 9 olmuş, 7 olmuş, neyse artık. Yani sabah namazı vakti geçmiş, güneş de doğmuş. Bunun kazası olur mu? Evet, kazası olur. Öğlen vaktine kadar, yani tam zeval vaktine kadar, güneşin saat 11.30'a kadar ne yapılabilir değerli arkadaşlarım? Sünnetiyle beraber kılınabilir. Ancak en önemli mesele nedir? Namazı zamanında kılmaktır. Evet abi. Evet. Hayırlı günler hocam. Abim sabahları kalktığı zaman bana diyor ki gözüme gözükme, cin çarpmış gibi oluyorum, bir de seni cinler gibi görüyorum diyor. Böyle bir şey olabilir. Bak abicim, bir bu konuyla alakalı bir şey daha var. Olabilir. İnsanlar bazen böyle kötü görüntüler ortaya koyabilirler. Evet. Bazen ben de evden çıkınca, bizim Ahmet var biliyorsun da. Evet. Bizim yanımızda çalışan arkadaş. Hocam diyor, kayışı kopartmış gibisin diyor bazen. Normaldir, bazen olur böyle şeyler. Bir arkadaşımız da diyor ki, benim kız kardeşim bekar, 30 yaşında, bir türlü evlendiremedik, evet. Olmadı, yapamadık, vermek istedik, almadılar, onlar almak istedi, biz vermedik, böyle sosyal medyadan ve diğer yerlerden gönderiyorlar bize, biz diyoruz ki, demin de aynısını söyledik, evet. Aynı şeyleri tekrar tekrar dönmenin bir gereği yok değerli dostlar, onun için ne yapacağız, önce niyet edeceğiz, sonra fiiliyat olarak akrabalarımıza, arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. Sonra da ne yapacağız? Allah'tan isteyeceğiz. İstemeyi bilmiyorsak Duaların Esrarı kitabına başvurabiliriz. Yeniden birlikteyiz. Bu mübarek cuma gününde, bu mübarek cuma saatinde yeniden birlikteyiz. Değerli dostlar, bir hatırlatma yapmam lazım acilen. Halit abi yapsın hatırlatmayı. Evet. Evet abi. Şimdi az önceki ben kitap tanıtımda Duaların Esrarını anlatırken dedim ki bazı ihtiyacı olup da alamayan kardeşlerimiz vardır dedik. Doğrudur. Ama zenginlerimiz de vardır dedik. Zenginlerimizden 3-5 kişi ararsa bizi, Duaların Esrarı kitabından kitabı alırlarsa biz de alamayan insanlara faydalı olabiliriz, buradan göndeririz dedik. Biz burada bedavaya kitap dağıtıyoruz demedik. Yani bedavaya kitap da göndereceğiz demedik. Kardeşlerimiz aşağıya kilitlemişler telefonlarla. Yani Allah için şimdi işimize geldiği gibi anlamayalım değerli izleyicilerimiz. Biz burada dedik ki zengin ablalarımız, abilerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız vardır. Onlar beşer, onlar üçer tane alırlarsa parasını biz gönderiyoruz. Siz de orada ihtiyaç sahiplerine verin derlerse dedim, bak burayı iyi kavrayalım. İyi anlayalım. Kardeşlerimizi de sıkıntıya koymayalım. Hepinizin cuması mübarek olsun. Evet. Abi bir şey daha söyle, ondan sonra bak. Çok hızlı geçtin. Gene aynısı olacak. Duaların Esrarı kitabını buradan ücretsiz kimseye göndermiyorlar. Zaten bunu söyle abi. Onu demek istiyorum. Bak biz buradan... Demek istiyorum demekle millet anlamıyor. Abi şimdi Duaların Esrarı kitabını biz buradan ücretsiz göndermiyoruz. Herkese de hediye etmiyoruz. Ben bir hediye ettim. Bir kardeşimize gönderdim bundan 2 ay önce. Bakın buradan Duaların Esrarı kitabını ücretsiz hiçbir kimseye göndermiyoruz. Bundan bir tanesi ücretsiz gittiği zaman parasını biz cebimizden öderiz. Yani özellikle şahsıma konuşuyorum. Ben de diyorum ki bakın yine aynısını söylüyorum. Zengin bir abimiz arar da ben 5 tane alıyorum. Verin derse diyorum, o zaman düşünürüz. Buradan biz hiç kimseye kitap dağıtmıyoruz. 69 lira en çarpıcı sorularla en çarpıcı cevaplar kitabı da yanında hediye. Duaların Esrarı kitabını gönderiyoruz. Hani kardeşlerimiz bunu özellikle iyi algılasınlar. Buradan kitabı bedavaya göndermiyoruz yani. Bir daha söylemiş olalım. Değerli dostlar, Halit abi biraz karıştırarak söylüyor. Net bir dille şunu söyleyelim. Halit abi diyor ki, TV 2000 köprü görevi görsün. Zengin arkadaşlarımız varsa arasınlar aşağıyı, desinler ki biz 10 tane 20 tane alıyoruz. Aha da parası alın. İhtiyacı olanlar, ama gerçekten ihtiyacı olanlar aradıkları zaman onlara gönderelim biz. Söylediği bu. Ama aşağı tarafı kitlemişsiniz işte. Hoca dedi ki ücretsiz veriyoruz. Öyle bir şey yok. Ben demedim zaten.
Halit abi geçenlerde ücretsiz bir tane gönderdi. Onun cebinden parasını çıkardı verdi. Ben bir tane gönderdim. Onu da kendim parasını ödedim. Mevzu bu değerli arkadaşlarım. Başka bir şey yok. Mevzu bu. Her şeye para bulabiliyoruz değerli dostlar. Her şeye. İnternetimize, cep telefonumuza. Bugün bakıyorum dışarıya çıkıp. En adi cep telefonu kullanan insanlar en az 200-300 liralık cep telefonu kullanıyorlar. Bugün Türkiye'mizde GSM operatörleri milyarlarca lira kar ediyorlar. Kimden ediyor? Benden mi ediyor? Milletten ediyor. Millet kim? Sizlersiniz, bizleriz. Demek ki böyle ucuz meselelere girmeyeceğiz değerli dostlar. Biraz onurlu olacağız. Onursuzsunuz demiyorum, yanlış anlamayın. Ucuz meselelere girmeyeceğiz. Abi Arabistan'a beraber gidiyoruz. Evet. Mekke'ye, Medine'ye. Özellikle 3 aylarda hani ya Medine'nin kapısının önüne adam bir tırı getiriyor. Yanaştırıyor. İçinden kumanya evet. dağıtıyor. Bakıyorum oraya böyle dışarıdan bakıyorum. Gelenlerin en başında Türkler var. Ki Türkler Türkiye'den oraya yemek dahil anlaşma yaparak gidiyorlar. Yemekler de otelde hazır ha. Evet evet. Yemeklerle beraber gidiyoruz da evet, evet. biliyorsun işte. Yemek dahil gidiyoruz. Bu neyi biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bu tamamen tamahkarlık. Ya bırak. Senin ihtiyacın yok ya. Bırak oradan fakir alsın. Adam Sudan'dan gelmiş. Adam Nijerya'dan gelmiş. 5 kuruş parası yok. Afganistan'dan gelmiş. Pakistan'dan gelmiş. Sokaklarda yatıp kalkıyorlar. Günlük 16-17 saat çalışıyorlar. Başka bir şey yok. Köle gibi tabiri caizse. Ya müsaade et adam alsın yesin ya. Sen ne diye alıyorsun? Neye ihtiyacın var? Adamın verdiği 250 gram hurmayı alıyor, kar sayıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Biliyorsunuz, Diyanetimizden Allah razı olsun. Umre'ye veya hacca giden her Türk vatandaşı ne yapıyor? Buradan giderken firmalar ona göre orada anlaşma yapıyorlar. Sabah ve akşam yemekleri dahil, konaklama masrafları dahil, uçak masrafları dahil. Gidiyoruz. Öyle oralarda rezil olma falan yok. Ha çok az olur. İnsanlık hali olmaz mı? Evet. Hatalar olur ayrı. Ama genel itibariyle böyle. Burada da aynı değerli arkadaşlarım. Eyüp Sultan'da geçenlerde kitap dağıttı bizim arkadaşlar. Benim kitaplarımdan. Arkadaş bir izdiham oldu, bir izdiham oldu. Peygamberimizin hayatı kitabı. Türkiye'de belki 100 milyon adet basılmış, satılmış, dağıtılmış. Ya ben ne alayım ben ne alayım. Arkadaş 5 liraya satılıyor ya. Yani 3 liraya satılıyor. Bir şey değil ya. Ben de alayım ben de alayım ben de alayım. Ya ne gerek var? Onun için bunlara girmeyelim değerli dostlar. Gerek yok. İhtiyacı olana bırakalım ki o ihtiyacı olan alsın. İhtiyacı olmayanlar aldı mı ihtiyacı olana kalmıyor. Bir şekilde olduğu gibi. Evet. Artık gönderemiyoruz. İnanın değerli dostlar o kadar çok. Halit abinin Facebook'una, şahsi Facebook'una, bizim Mehmet Kasadar TV 2000 adresine o kadar çok. Buna benzer mailler gerekiyor, benim ihtiyacım var, param da yok, alamıyorum, bana gönderin. Arkadaş bunun kargo parası zaten 10-15 lira. Bunun kargo parası o. Kitabın kendi maliyeti var. Buranın giderleri var. Nasıl göndereceğiz? Böyle bir şey yok. Onun için ne yapacağız? Değerli dostlar. İhtiyacımız varsa biriktireceğiz, alacağız. Ben bir de şuna şahit oldum abi. Evet. Ücretsiz verdiğimiz zaman onun bir kıymeti olmuyor. Evet. Bilmiyorum sen hiç denk geldin mi de. Ben bizzat hediye ettiğim insanlara bakıyorum. Alıyorlar kitabı rafa tak koyuyorlar. Çünkü hediye beleş geldi canım. Hele bakarız. Ama ihtiyacı olduğu zaman alıyor adam. Mesela TV 2000'i geçenlerde alıyorlar. Diyorlar ki bizim kitabımız gelmedi. Niye ihtiyacı var? Evet. Mevzu bu. Evet değerli dostlar. Sadece 4 dakika. Ne yapıyoruz? Cuma duası yapıp ayrılıyoruz. Benden sonra ben bir daha konuşmayacağım çünkü. Benden hemen sonra canlı olarak Halit abi ilahisini okuyacak. Özkan Bey duydun mu? Benden sonra ben duayı bitirdikten sonra Halit abi canlı olarak ilahisini okuyacak. Ondan sonra program bitmiş olacak. Ben daha konuşmayacağım. Pazartesi günü Allah nasip ederse yeniden sabahleyin kendi saatimizde burada olmak dileğiyle diyorum. Şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
vel asr. İnnel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Sadakallâhu'l-azîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn vel âkıbetü lilmuttakîn vel âudvâne illâ alâz-zâlimîn. Amin. Salâtu vesselâmü aleyke ya Resûlallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Amin. Salatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Amin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Allah'ım bizleri her türlü kötülüklerden, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri korku salan cinlerin şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım bizleri haset insanların, kötü insanların, sıkıntılı insanların, gıybetli insanların, yalancı insanların şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım biz aciz kulların olarak bizlerin günahlarını affı mağfiret eyle. Hatalara düşüyoruz, hatalarımızı affeyle. Allah'ım tövbe ediyoruz, tövbemizde sabit kalmayı nasip eyle. Allah'ım hastalıklarımıza şifa ver, dertlerimize devalar ver. Borçlarımıza ödeme kolaylığı nasip eyle. Allah'ım böyle aziz bir günde, böyle cemil bir günde ellerimizi sana açtık, senden istiyoruz. Kimin ne derdi varsa, kimin ne sıkıntısı varsa hepsi sana ayandır, aşikardır. Hayırlısıyla sen onlara nasip eyle. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Allah'ım dini mübin İslam üzere yaşamayı, dini mübin İslam üzere yürümeyi, dini mübin İslam üzere vefat etmeyi nasip eyle. Allah'ım bizleri şehitlerle, veli kullarınla, sadık kullarınla haşreyle. Allah'ım bu programın ve buna benzer programların devamını nasip eyle. Allah'ım vatanımıza, milletimize zeval verme. Allah'ım adil olan hükümdarlara, devlet başkanlarımıza, başbakanlara adiliyeti ortaya koydukları sürece onlara sen yardım eyle. Allah'ım milletimizin hiçbir ferdine zeval verme. Allah'ım Gazze'ye yardım eyle. Suriye'deki dindaşlarımıza yardım eyle. Allah'ım Nijerya'daki ve diğer nerede bir Müslüman kanı akıyorsa onlara yardım eyle. Allah'ım bizler aciziz, aciziyetimizi ortaya koyuyoruz. Aciz olan bu kuluna yardım eyle. Allah'ım bu mübarek cuma gününde yaptığımız duaları kabul eyle, makbul eyle. Sana açılan elleri geri çevirme ya Rab. Geri çevirme ya Rab. Geri çevirme ya Rab. Amin. İmanımızla, amin, ibadetlerimizle senin, amin, razı olduğun kullarından eyle. Allah'ım cennetinde cemalinle müşerref eyle. Amin. Esselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekti muradım, Medine'nin yollarında. Medine'nin yollarında, yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder.
Bu yolu Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Ne dert kalır ne de keder, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Hu. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Hu. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Hu. Resulullah çağırıyor, sanki gönlüm çıldırıyor. Resulullah çağırıyor, sanki gönlüm çıldırıyor. Bastım toprak yanıyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Hu. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Hu. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Hu. Gelir Resul'ün kokusu, kaybolur ölüm korkusu. Gelir Resul'ün kokusu, kaybolur ölüm korkusu. Dinmiyor gönül sancısı, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Hu. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Hu. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Hu. Bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem. Gönlüm henüz muradını almış değil. Gördükten sonra uyandırmasınlar beni gül tanem. Anladım, kavuşmak başka bahara kaldı. Sensiz bu kabus kaç asır sürecek bir tanem?
Beni görenler delirdiğimi sandı. Ne zaman geleceksin artık gül tanem? Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlümü en sevgili gül tanem. Gel, gel artık gel. Gel artık. Thank you.
zikir ile Mevla bulunmaz. Bu ne yaredir ki merhem bulunmaz. Bu aklı fikir ile Mevla bulunmaz. Bu ne yaredir ki merhem. Tevhini doyan gelsin bu meydana.
devronunda bugün hakkı olan gelsin bu meydana. Devronunda bugün hakkı olan gelsin bu meydana. Gönellerin nuru damları, bilenler sırrı settarı. Cihanda şişeyi yarı, cihanda şişeyi yarı. Kıran gelsin bu meydana. Sanadır el gelir fana, yetiş hem canı canana. Bugün başını kurbana, koyan gelsin bu meydana. Sanadır el gelir fana, yetiş hem canı canana. Bugün başını kurbana, koyan gelsin bu meydana. Sultanı Hazreti Yusuf.
Ruhum reddetti şehvet kokanı, oyladı Mısır'da kara zindanı. Zikrettim sürekli Yüce Rahman'ı, Mısır'ın sultanı Hazreti Yusuf. Mısır'ın sultanı Hazreti Yusuf. Mısır'ın sultanı Hazreti Yusuf. Bizler ne Züleyha ne de Yusuf'uz, kanlı yüzlerde sönmüş nurumuz. Allah hayır etsin bizim sonumuz. Mısır'ın sultanı Hazreti Yusuf. Mısır'ın sultanı Hazreti Yusuf. Allah hayır etsin bizim sonumuz. Mısır'ın sultanı Hazreti Yusuf. Mısır'ın sultanı Hazreti kıyama, Allah için kıyama, Allah için kıyama, kalkan bir yüreksin. Allah için kıyama, Allah için kıyama, Allah için kıyama, kalkan bir yüreksin. Ey Ebu Zer, bugün sana daha çok ihtiyacım var. Zalimlere bir tokat gibi çarpan, senin yüreğin bedeninde atar. Ey Ebu Zer, ey Ebu Zer, ey Ebu Zer, bugün sana daha çok ihtiyacım var. Zalimlere bir tokat gibi çarpan, senin yüreğin bedeninde atar. Ey Ebu Zer, ey Ebu Zer. Allah için yılmadan, Resul için yılmadan, bu din için yılmadan, kavgaları verensin. Allah için yılmadan, Resul için yılmadan, bu din için yılmadan, kavgaları verensin. Ey Ebu Zer, bugün sana daha çok ihtiyacım var. Zalimlere bir tokat gibi çarpan, senin yüreğin bedeninde atar. Ey Ebu Zer, ey Ebu Zer, ey Ebu Zer, bugün sana daha çok ihtiyacım var. Zalimlere bir tokat gibi çarpan, senin yüreğin bedeninde atar. Ey Ebu Zer, ey Ebu Zer.
Oh,
Derviş Yunus bülbül olmuş, şakar Allah diyor diyor, Mevlasına aşık olmuş, ağlar Allah diyor diyor, Mevlasına aşık olmuş, ağlar Allah diyor diyor. Gök kubbenin altında, gönüllerin tahtında, dervişler dergahında, ağlar Allah diyor diyor. Aşık ol.